sol. Dışı el yakmayan tencere. Can yakmayan tencere. Termosoft tasarruflu tencerede iç ve dış yüzeyler arasında izolasyon zarı vardır. Bu yemeklerinizin iç bölümde 6 saat servis sıcaklığında kalmasını sağlar. Dış yüzey tencere ocaktan indirildikten yaklaşık 5 dakika sonra tamamen soğur. Bu küçük çocuklu ailelerde sıkıntı haline gelen tencereyle masaya servis esnasındaki olası kazaları engeller. Rahat ve huzur içinde servis yapmanızı sağlar. Evet, hemen malzeme listemizi verelim yufkada tavuklu börek için. Öncelikle bir paket yufka kullanıyoruz. 300 gram tavuk göğsü kullanacağız. 2 adet domates, 4 adet karışık biber, 1 tutam maydanoz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber ve kekik kullanıyoruz. Yufkada tavuklu börek için. Evet, şimdi sevgili izleyenlerimiz ne yaptı? Köftelerimizi hazırladık. Patlıcan köftelerimiz yavaş yavaş fırında pişmeye devam ediyor. Biz de ne yapacağız? Tabii ki sizlerle beraber güzel bir börek hazırlayalım dedik. Böreğimiz için gerekli malzememiz neydi? Ayşegül Hanım bunları saymıştı. Ben de kısaca bir daha anlatalım. Sizlerle beraber hemen bu güzel böreğimizi yapalım. Şimdi farklı bir sunum olacak. Sizlerin de hoşuna gideceği sevgili izleyenlerimiz yufkada tavuklu böreğimiz için bir paket yufka kullanacağız. Ondan sonra yarım kilo kadar tavuk göğsü var. Ondan sonra sevgili izleyicilerim kaşar peyniri kullanacağız. Ve ondan sonra karışık biberimiz olacak. 2 adet domatesimizi de doğrayıp ondan sonra güzelce bir şekilde işlemimizi sizlerle beraber hazırlayacağız ve gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi tenceremize çok hafif biraz yağımızı koyalım. Sevgili izleyenlerimiz yağımızı koyduktan sonra tenceremizin altını açtık. Ve şöyle yavaş yavaş hemen ısınmaya başlasın. Şöyle bir parça soğanımız var. Bunu da biz değerlendirelim. İsraf olmasın. Onu da ufak ufak şöyle doğrayalım. Onu da tenceremizde kavuralım. En azından ne yapmış olacağız? Böreklerimizin içinde tabii ki değerlendirmiş olacağız inşallah. Şöyle hemen sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi köftemizde artan soğanımızı doğrayalım. İnce ince şöyle bir kıyalım, doğrayalım. Şöyle hemen güzelce bir şekilde ne yaptık? Soğanımızı doğradık ve soğanımız şu anda hazır. Soğanımızı doğradıktan sonra şöyle tenceremize doğru göndermiş olalım sevgili izleyenlerimiz. Tenceremizde güzelce bir şekilde yavaş yavaş şimdi Ayşegül Hanım onu ne yapacak? Kavuracak. O yavaş yavaş kavururken biz de şimdi tavuğumuzu doğrayalım. Şöyle güzelce bir şekilde tavuğumuzu hazırlayalım. Şöyle tavuğumuzu gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerimiz şöyle lades kemiğini alalım. Evet, şöyle ufak bir parça lades kemiğimiz var. Onu şöyle kenara alalım. Diğer tarafından da aynı şekilde hemen şöyle lades kemiğimizi alalım. Ondan sonra kemiği aldıktan sonra şöyle sevgili izleyicilerimiz tavuğumuzu ortadan ikiye bölelim tekrardan. Şöyle görüyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şöyle güzelce bir şekilde ufak ufak doğramamız gerekecek. Şöyle önce uzunlamasına göre ve şöyle doğru güzelce bir şekilde dilimleyelim. Yavaş yavaş görüyorsunuz hemen dilimledik. Ondan sonra şöyle ufak kuşbaşı şeklinde doğrayacağız. Tekrardan ne yapıyoruz? Çok fazla büyük olmayacak. Hemen şöyle minik minik kuşbaşı şeklinde tavuğumuzu şöyle başladık doğramaya. Evet şöyle hemen doğradık. Kenara alıyoruz. Diğer tavuğumuzu aynı şekilde önce ne yapıyoruz? Ortadan ikiye bölüyoruz. Daha ince olsun. Daha güzel bir şekilde pişsin diye sevgili izleyenlerimiz. Ondan İç harcımızı sonra biraz bol tutuyoruz. Bol öyle tutacağız. Değil mi? Evet, tamam. Bir paket kullanacağımız için biraz iç harcımız fazla olacak. Şöyle hemen görüyorsunuz. Sevgili izleyicilerimiz soğanımız kavrulana kadar biz de ne yapacağız? Tavuğumuzu yetiştirmiş olacağız. Güzel bir şekilde inşallah doğramış olacağız. Hemen şöyle. Hemen hazırlandı gördüğünüz gibi. Soğanlarımız da yavaş yavaş kavruldu. Ve soğanlarımız kavrulduktan sonra şöyle ne yapıyoruz sevgili izleyenlerimiz? Tavuklarımızı da hemen tenceremize gönderelim. İkisi beraber daha iyi bir şekilde kavrulsunlar. Şöyle hop tenceremizde yavaş yavaş kavurma işlemine başladık. Şimdi yavaş yavaş sevgili izleyenlerimiz soğanımız ve tavuğumuz hatta ne yapabiliriz? Bir tane şöyle sarımsağımızı da içine ilave edersek daha iyi bir lezzet olmuş olacak. Bir diş de şöyle sarımsağımızı ekstradan içine ilave edelim. Daha sağlıklı, daha güzel bir şekilde pişirmiş olalım. Şöyle sağlığımız için sizler de ne yapabilirsiniz? Sevizyenin yemeklerinize bir tane veya da iki diş sarımsak kullanırsanız çok fazla da koku olmamış olacak. Hem de güzel bir şekilde işleminizi gerçekleştirmiş olacaksınız. Yavaş yavaş
tavuklar kavulsun. Biz de ne yapacağız sevgili izleyenlerimiz? Şimdi biberlerimizi doğrayalım. Şöyle karışık biberimiz, 3 tane biberimizi demiştik. Şöyle bir tane daha yeşil biberimizi alalım. Şöyle sevgili izleyenlerimiz, görüyorsunuz biberlerimizi aldık. Biberlerimiz hazır ve onları ne yapalım? Önce bir çekirdeklerinden arındıralım. Ondan sonra yavaş yavaş hemen doğrayacağız. Güzelce bir şekilde işlemimizi gerçekleştireceğiz. Bunları doğramadan önce şöyle ben bir fırına doğru gideyim sevgili izleyenlerimiz. Bir köftelerimize bakalım. Köftelerimiz, evet şöyle köftelerimiz yavaş yavaş toparlamaya başladı. Köftelerimiz yavaş yavaş toparlandıktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle alüminyum folyemizin üzerinde alıyoruz. Ondan sonra pişirme işlemine devam etmiş oluyoruz. Köftelerimiz güzelce bir şekilde yavaş yavaş pişiyor sevgili izleyenlerimiz. Ama hızlı bir ateşte pişirmeyeceğiz. Neden hızlı bir ateşte pişirmiyoruz? Çünkü çok yüksek bir ateşte pişirirsek köfteler çatlayacak. Çatlamasını istemediğimiz için yavaş yavaş kendini toparlasın. Ve toparladıktan sonra ondan sonra biraz daha ateşi yükseltiyoruz. Dereceyi yükseltiyoruz. Ve pişirme işlemine devam etmiş olacağız. Şöyle görüyorsunuz hemen ne yaptık? Şöyle güzelce bir şekilde biberlerimize yavaş yavaş hazırlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi çekirdeklerinden hemen arındıralım. Hemen biberlerimizi temizledik ve biberlerimiz hazır. Sevgili izleyenlerimiz karışık biber demiştik 3 adet. Onları da şimdi ince ince hemen şöyle doğrayalım. Evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi hemen ne yapmıştık? Soğan ve sarımsaklarımızı tenceremize göndermiştik. Onlar yavaş yavaş kavruluyordu. Biz de ne yapıyoruz? Tekrardan korkmuyoruz, çekinmiyoruz ve biberlerimizi şöyle içine ilave ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi biberlerimizi içine ilave ettik. Yavaş yavaş kavurma işlemine devam ediyor Ayşegül Hanım. Bir de bakalım Ayşegül Hanım içine neler katacak, hangi baharatları verecek. Bir de bir bakalım Ayşegül Hanım baharatları da ayarlasın yavaş yavaş kavurma devam ederken. Ben de şöyle hemen hızlı bir şekilde ona domatesleri doğrayalım. Domateslerimizi hazırlayalım. Öncelikle buyurun. Tuzumuzu ilave edeceğiz tabii ki. Yalnız bu börek çeşitlerinde bu şekilde işte et kullandığımız zaman usta, beyaz et, kırmızı et veya kıyma çok fazla böyle yoğun bir biber kullanmıyoruz. Doğru yok, mudur? Doğrudur. Fazla abartmaya gerek yok o yüzden. Şöyle bir tık dediğimiz var ya böyle çok çok hafif, çok hafif hatta. Minik bakın, minik. Minik minik şu kadar. Görüyor musunuz? Şu kadarcık ya. Şöyle hemen. Çok az bir o kadardan kime zararı geldi değil mi hiç diyorsun? Hiç kimseye zarar gelmez. Hiç kimseye zarar gelmez. Biraz da şöyle içimiz rahat etsin. Bu arada evet şöyle Abdullah görüyor musun? Bütün elbiselerim burada mahvoluyor. Görüyorsunuz. Aman ha benim gibi yapmayın sakın. Ne yapacaksınız? Muhakkak ve muhakkak yemek yaparken önlük takın. Önlük takın efendim. Yani ben burada giydiklerimin çoğunu artık maalesef erdabını yağlı bir şekilde eve götürüyorum. Güzel fırçalar yiyorum. Evet, annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Bu hafta güzel bir hafta biliyorsunuz. Mayıs'ın ilk haftası ne yapıyoruz? Anneler gününü kutluyoruz. Evet. Yarın da inşallah yine yoğun bir şekilde anneler günü kutlanacak. Çocuklar böyle annelerine güzel güzel sürprizler hazırlayacaklar. Bizler de aynı şekilde. Gerçi çocuklar kadar beceremiyoruz ama buradan da ne yapalım? Şimdiden biz diyoruz ki bütün annelerimizin anneler evet. günü kutlu olsun efendim. Bu kalp sizi unutmaz. Hiç merak etmeyin. Bazen bizler böyle yoğun bir şekilde duygularımızı ifade edemesek de anne olarak da aynı şekilde, evlat olarak da bazen aynı şekilde olabiliyor. Ama içimizde çok farklı duygulara sahibiz. Sevgimiz gerçekten çok büyük büyüklerimize karşı. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Amin. Amin. Tüm büyüklerimizi değil mi Ayşegül Hanım? Kesinlikle usta. Evet şöyle sevgili izleyenlerimiz yavaş yavaş ne yapıyoruz? Hemen şöyle tenceremizde soğanlarımız kavruldu. Soğanlarımız kavrulduktan sonra ne yapmıştık? Tavuklarımızı güzelce bir şekilde doğradık. Onları da içine ilave ettik. Ve biberlerimizi, karışık biberimizi içine ilave ettik. Yavaş yavaş kavurma işlemine devam ediyoruz. Ve yavaş yavaş kavrulurken şöyle sevgili izleyenlerimiz baharatımızı ayarladık. Ve ondan sonra ne yapıyoruz? Şöyle domateslerimizi hop tenceremize doğru göndermiş olalım. Şöyle domateslerimizi yavaş yavaş tenceremize ilave ettik. Ve şöyle güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi Ayşegül Hanım şöyle kavurma işlemine devam ediyor. Sevgili izleyenlerimiz şöyle biraz da kırmızı toz biber de kullanabiliriz. O da güzel bir görüntü verecek. Şöyle. Tekrardan şöyle biraz da ne yapabiliriz? Sevgili izleyenlerimiz renklendirebiliriz. Şöyle hafif biraz kırmızı toz biberimizi ilave ettik. Ondan sonra kavurma işlemine devam ediyoruz. Aslında ben tavuk türlerinde Ayşegül Hanım şimdi özellikle farklı bir şekilde olmasını istiyorum.
şöyle güzel bir şekilde olmasını istiyorum. Bir de tavuklarda biliyorsun neyi çok fazla yakışıyor? Nar ekşisi. Nar ekşisi hem çok güzel bir tat veriyor hem çok güzel bir lezzet veriyor. Öyle mi? Evet. Ben bilmiyorum. Genelde soya diye biliyorum ama nar ekşisini daha önce hiç denememiştim. Duymamıştım da açıkçası. Ama nar ekşisini ilk defa sizden görüyorum. Olmazsa deneyelim. Soya sosumuz. Evet, soya şaka, sosu. Evet, size şaka takıldım. Evet. Şöyle biraz da sevgili izleyicilerimiz hemen ne yaptık? Soya sosumuzu da hafif biraz içine ilave ettik. Ve şöyle içine ilave ettikten sonra biraz daha şöyle güzelce bir şekilde kavuracağız. Ama böreklerde kullanacağımız için bunları güzelce bir şekilde kavurduktan sonra ne yapacağız? Suyunu ayarlayacağız, kenara alacağız. Çünkü hemen sevgili izleyicilerim yufkalarımızın içinde su olmaması gerekiyor. Ondan sonra onları güzelce bir şekilde kenara aldıktan sonra hemen şöyle yufkalarımız da hazırlandı. Sevgili izleyicilerimiz şöyle bir paket yufkamız içine güzelce bir şekilde hemen doldurup ondan sonra ne yapacağız? Bunları isterse fırında pişirmeyelim, ızgaramızda pişirirsek nasıl olur Ayşegül Hanım? Siz bilirsiniz usta. O zaman şöyle yapalım sevgili izleyicilerimiz. Şu anda fırında köftemiz var. O biraz şöyle yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Biz de ne yapalım? Tekrardan hemen ızgaramızda hazırlayalım. Şöyle ızgaramızı hemen altını açalım. Yavaş yavaş ısınmaya başlasın sevgili izleyicilerimiz. Bunları güzelce bir şekilde ızgaramızdan hemen pişirmiş olalım. Ayşegül Hanım bir altını açın. Size sacımızda mı yapacağız, ızgaramızda mı? Saç da olur, ızgara da olur. İstersen sacımızda mı yapalım? Yani sacımızda yapalım isterseniz. Tamam, onu alalım kenara istersen. Daha rahat bir şekilde olur. O zaman hem börek hem de gözleme olacak efendim bugün. Hop, buradayız diyor. Böreğimiz. Evet, şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi şöyle hemen ne yaptık? Tavamızı aldık ve ondan sonra sacımızı koyduk ve sacımızın üzerinde sizlere çok güzel bir börek yapacağız. Her şey yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bugün de sizlere farklı bir böreğimiz, güzel bir böreğimiz olacak. Sacımız yavaş yavaş altını açtık ve ısınmaya bıraktık. O şimdi biraz ısınsın. Şöyle ısındıktan sonra o ısınana kadar hemen şöyle tavuklarımızı da kavurduk. Tavuklarımız güzelce bir şekilde kavruldu. Şu anda hazır. Hemen içine domateslerimiz vardı. Ondan sonra sevgili izleyicilerimiz biberimizi ilave ettik. Soğanımızı ve az bir şekilde sarımsağımızı içine ilave ettik. Baharatlarımızı verdik. Ve ondan sonra çok hafif biraz soya da kullandık. Sevgili izleyicilerimiz soyamızla beraber şöyle güzelce bir şekilde hazırladık. Tekrardan ne yapalım? Şöyle tabağımızı alalım. Şöyle tabağımızı aldık sevgili izleyicilerimiz. Bayanların huyudur. Her yeri silip süpürmeyi çok severler. Ben de aynı şekilde şöyle bir üzerinden biraz aldım sacımızın. Şimdi ne yapacağız? Böreğimizi sacımızda yapacağız. Gözleme evet. De olacak aslında. Şimdi aslında bir tane şöyle geniş kabım. Şöyle yapayım ben usta isterseniz. Şöyle iyice Ayşegül süzeyim. Hanım, şöyle evet. O i̇yice süzelim. Uğraştırırız. Şöyle yapalım şöyle. Bir dakika. İsterseniz şuna boşaltabilirsiniz. Şimdi su olmasın. Şöyle. Evet. Tamam, şimdi boşaltalım. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen suyunu da tekrardan kullanabiliriz. Şimdi boşaltıyoruz ama izleyenlerimiz ne yapsınlar? Güzel bir şekilde çektirsinler yemeklerinin suyunu, öyle değil mi? Evet, şöyle biz... Hiçbir şekilde bakın. Şöyle hemen suyunu da kullanabiliriz sevgili izleyenlerimiz. Tekrardan ne yapacağız? Biraz sonra şöyle tenceremizde kenarda kalsın Ayşegül Hanım. Biraz sonra onunla beraber tekrardan ne yapacağız? Köftelerimize kullanabiliriz suyumuzu. Şöyle farklı bir sunum olsun. Şimdi sevgili izleyenlerimiz şöyle tavuğumuzu hazırladık. Tabağımızı alalım şöyle. Tekrardan neyse oradan alırız. Şimdi güzelce bir şekilde tavuklarımızı hazırladık. Sevgili izleyenlerimiz gördüğünüz gibi tavuklarımız hazır. Biraz şöyle güzelce bir şekilde tabağımıza koyduktan sonra şimdi yavaş yavaş tavuklarımızı şöyle yufkalarımızı hazırlayalım. Ondan sonra hemen ne yapacağız? Güzelce bir şekilde sarmış olacağız. Şöyle kenara çekelim. Evet şöyle yufkalarımızı gördüğünüz gibi yavaş yavaş açalım. Şöyle güzelce bir şekilde şimdi yufkamızı da şöyle hafif yufkalarımızı da şöyle açalım sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra yufkalarımızı ikiye böleceğiz. Şöyle güzelce bir şekilde. Hemen yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi ikiye böldükten sonra şöyle tekrardan ne yapacağız? Bunları güzelce bir şekilde sarma işlemine başlamış olacağız. Şöyle koyalım. Hatta siz bunu ne yapabilirsiniz? Bir tane yufkanızı da şöyle tekrardan ne yapabiliriz? Aralarında da kullanabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle koyalım. Evet. Şöyle bakalım. Hemen ne yapalım? Şunu ilave edebiliriz. Şunu şöyle biraz parçalayalım. Çok hafif. Şöyle parçaları sevgili izleyicilerimiz ne yapacağız? Bunu güzelce bir şekilde aralarına şöyle kullanalım. Daha güzel bir şekilde hem delinmesini engellemiş olacak hem de güzel bir şekilde şöyle farklı bir sunumla hazırlamış olacağız. Şöyle yufkalarımızı güzelce bir şekilde koyduk. Sevgili izleyenlerimiz şöyle bir kaşık ne yapıyoruz? Tavuğumuzu hemen şöyle koyalım. Şöyle. Evet.
gördüğünüz gibi iç harcımızı ne yaptık? Güzelce bir şekilde ilave ettik. Ve ondan sonra şöyle rendemizi, rendemiz de olmasa. Şurada rendemiz var usta. Tamam, şöyle küçük doğrayalım olmasa var. Ona da gerek yok Ayşegül Hanım. Şöyle doğrayabiliriz de. Şöyle sevgili izleyenlerimiz hemen ne yaptık? Kaşarımızı güzelce bir şekilde hazırladık. Kaşar peynirimizi şöyle gördüğünüz gibi parça edip üzerine ilave ediyoruz. Ve ondan sonra ne yapıyoruz? Şöyle güzelce bir şekilde katlayalım. Evet. Şöyle hemen katladıktan sonra tekrardan ne yapıyoruz? Güzelce bir şekilde şöyle sardık. Hemen gördüğünüz gibi böreğimizi güzelce bir şekilde sardık. Sevgili izleyenlerimiz yavaş yavaş şöyle Ayşegül Hanım şu anda ne yapıyor? Sacımız da ısındı mı bir baksın. Sacımız evet ısınmaya başladı. Ben şöyle tamam, ne şöyle yapacağım? Şöyle bir tabak alalım istersen. Tabak da alacağım. Ondan sonra güzel bir şekilde yağlayıp böreklerimizi pişireceğiz. Evet. Şöyle sevgili izleyenlerimiz gördüğünüz gibi devam edelim biz de. Hemen şöyle tavuğumuzu hazırlamaya şöyle güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi tavuklarımızı hazırlıyoruz. İç harcımızı koyuyoruz. Ve ondan sonra tekrardan güzelce bir şekilde ne yapıyoruz? Hemen içine kaşar peynirimizi koyuyoruz ve ondan sonra yavaş yavaş hemen sacımızı da hazırlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle hemen kaşar peynirimizi de koyduktan sonra sevgili izleyenlerimiz şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle güzelce bir şekilde katlayıp ondan sonra görüyorsunuz hazırlayıp şöyle kenara koyabiliriz. Evet, tekrardan şöyle diğer yufkamızı açalım. Gördüğünüz gibi yufkamız hazırlandı. Ondan sonra şöyle. Farklı bir sunum siz de yapabilirsiniz. Şöyle güzel sunumları gerçekleştirebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. İsterseniz şöyle farklı bir şekilde, güzel bir şekilde siz de ne yapabilirsiniz? Hemen şöyle iyice hemen şöyle yufkalarımızı güzelce bir şekilde koyuyoruz. Yufkalarımızı koyduktan sonra şöyle tekrardan şöyle koyalım. Ondan sonra iç harcımızı, şöyle tavuklarımızı güzelce bir şekilde hemen gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerimiz şöyle içine dolduruyoruz. Onları da pay yedikten sonra tekrardan üzerine kaşar peynirimiz. Ondan sonra şöyle güzelce bir şekilde tekrardan üstünü örtüyoruz. Ve ondan sonra yavaş yavaş şöyle katlayalım. Ve katladıktan sonra sevgili izleyenlerimiz şöyle alalım onları da. Şöyle o katladığımız bölümleri biraz ıslasak mı acaba? Şey oluyor, açılıyor çünkü. Şöyle bir dakika Ayşegül Hanım, şöyle koyarsak toparlanacak. Hı, tamam. Şu şekil. Hemen biraz toparlandıktan sonra bu artık açılmaz. İstersen fırçamızı da hemen kullanabilirsiniz. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz Ayşegül Hanım. Tamam, şöyle, katı yağ, zeytinyağı katı. Fark etmiyor. Öyle değil mi usta? Evet. Güzel şöyle bir şekilde şimdi pişireceğiz. Şöyle devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz hemen gördüğünüz gibi böreklerimizi hazırlamaya. Yavaş yavaş şöyle böreklerimizi hazırlarken bir de fırınımıza bakalım sevgili izleyenlerimiz köftemiz nasıl oldu. Ona da bir göz atalım. Köftelerimiz şu anda pişti sevgili izleyenlerimiz. Köftelerimiz hazır. Biz de ne yapalım şöyle biraz altını kısalım. Hemen böreklerimiz piştikten sonra bir daha köftelerimizi alacağız. Farklı bir sunumla, güzel bir sunumla tekrardan size göstereceğiz. Köftelerimiz de hazırlandı. Biz de şöyle devam edelim. Tekrardan gördüğünüz gibi şöyle böreklerimizi hazırlamaya. Evet şöyle. Görüyorsunuz hemen sacımızda da böyle güzel pişimler sizler de gerçekleştirebilirsiniz. Gayet pratik oluyor gerçekten usta. Farklı sunumlar kesinlikle, ve güzel sunumlar değil mi Ayşegül Hanım? İç harcımız da çok farklı oldu zaten. Şimdi ben şöyle kenara alıyorum. Güzel bir şekilde pişirmeye devam edeceğim tabii ki. Bugün böreğimizi yaptık. Patlıcanlı köftemizi yaptık. Patlıcanımızı anlattık zaten. Böreğimizle ilgili zaten tavuk etimizi biliyorsunuz. Sürekli diyoruz biz sağlıklı bir şekilde tabii. Bol bol tüketebilirsiniz. Hiçbir yan etkisi yok. Stresi alıyor falan diyoruz. Protein değeri yüksek. Ama şu var. Şimdi bazen hep anlatıyoruz. Herkes diyor ki işte ya ben çok tüketiyorum ama bazen faydasını göremiyorum diyorlar. Onun da artık suçu bizde değil. Suçu kimde usta? Üretim yapanlarda. Evet. Üretim yapanlarda. İnşallah iyi şartlarda üretim yapmaya devam ederler. Bugün zaman zaman farklı konulara değiniyoruz. Bugün istedim ki diyabet konusuna değinelim. Geçenlerde ustamıza bir soru sormuşlar. Öyle değil mi usta? Sosyal medya üzerinden şeker hastalığı, şeker hastası, diyabet teşhisi koyan bir izleyenimiz. Demiş ki ya ben şeker hastasıyım acaba ne yesem ne yemesem diye ustamıza sormuş. Bunun konusu geçti kendi aramızda sohbet ederken. Bizler doktor değiliz ama tavsiyelerde bulunabiliriz tabii ki.
hani ne derler, bizler yemek doktoruyuz diyelim mi usta? Yani o şekilde biraz daha fazla tabii ki tecrübemiz, bilgimiz var. Ustanın da sayesinde tabii ki araştırmalarımızı yapıyoruz. Zaman zaman sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz bu konuyla ilgili. Şeker hastaları zaten doktora gittikleri takdirde onlara güzel bir diyet listesi verilecektir. Diyet listesinin yanında yine tabii ne yapacaklar? Araştıracaklar. Bitkisel bir takım faydalar, bitkisel bir takım işte böyle sağlıklı ürünler de var. Ama onları iyice araştırıp o şekilde tüketeceğiz. Evimizde, mutfağımızda olan besinler neler, şeker hastaları neler tüketebilirler? Mesela tarçın, bakın tarçın kullanabilirsiniz. Yapılan bilimsel bir araştırmaya göre tarçının kan dengeleyici bir özelliği varmış. Günde tepeleme 3 tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde. Yararı olduğu kadar eğer 3 kaşık üzerinde fazla eğer tüketirseniz ne olacak? Bu sefer kolesterolünüz devreye girecek. O yüzden ne yapacağız? Dengeli bir şekilde aşırıya kaçmamak kaydıyla tarçın tüketebilirler. Şeker hastalarının beslenme planında tarçın bulunabilir. Bulunabilir, evet. Gördüğünüz gibi şöyle sacında da ne yapıyoruz? Ekmek türlerini hangisini istersen hepsini güzelce bir şekilde hazırlayabiliyoruz. Ne kadar güzel bir şekilde de hazırlandığını da burada görebiliyorsunuz. Biraz sonra ben içindeki malzemeleri tekrar anlatacağım. Biz de siz anlatın. Tamam. Ondan sonra köftemizde neler yaptığımızı tamam. Bir de izleyenlerimize hemen anlatalım. Hemen böreğimizi kısaca anlatalım. 1 kilo yufka kullandık. 1 paket yufka kullandık. İç malzemesine ne yaptık? Tavuk göğsü kullandık efendim. Soğanımızı güzel bir şekilde kavurduk. Sonra üzerine tavuğumuzu ilave ettik. Tavukta ilave ettikten sonra 2 diş sarımsak. İçine bir de ne yaptık? Biberimizi ilave ettik. Güzel bir şekilde kızarttık. Kavurduk daha doğrusu iç harcımızı. Sonrasında yufkamızın içerisine iç harcımızı koyduktan sonra görüyorsunuz. Güzel bir şekilde sardık ve muhteşem robotumuzda saç bölümünde güzel bir şekilde pişirdik. Ustamız tabağımızı aldı. Afiyet olsun diyoruz. Çok teşekkür ettim Ayşegül Hanım. Ben de teşekkür. Yarın anneler günü diyoruz. Anneler günü tekrar tekrar kutluyoruz. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Büyük hanımefendilerini tabii ki. Aynı şekilde genç anne adaylarına da böyle. Onlar çok heyecanlıdırlar. Onların da anneler gününü kutluyoruz tabii ki. Ve ne diyoruz? Geldik programımızın sonuna. Yarın konuklarımız olacak. Güzel bir program hazırlayacağız sizlere. Kesinlikle tavsiye ediyoruz, izlemenizi diyorum. Ve hepinizi Allah'a emanet ederken afiyet olsun. Olimpist'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Olimpist. Merhaba, ben Elif Korkmazel. Olimpist'ten sizlere yepyeni bir müjdem var. Olimpist'ten yepyeni bir ürün. Dünyada ilk ve tek. 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacak, artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir, mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın, bu birbirinden eşsiz lezzetleri sağlıklı olarak siz de tadın. Olimpist. Olimpist.